Seçimler geride kalırken kabinenin yeni bakanları da genel kurulda yemin ederek görevlerine resmen başladı. Kabinenin en çok konuşulan isimlerinden biri ise Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen eski Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan oldu. Fidan'ın yeni görevi iç basında olduğu kadar dış basında da yankı buldu. İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tarık Oğuzlu Fidan'ın yeni görevini şu sözlerle değerlendirdi. Söyleyelim, geçmişten çok radikal bir kopuş olmayacak. Sonuçta bir takım işi bu, biliyorsunuz. Yani Mevlüt Çavuşoğlu, Ahmet Hakan Fidan, İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok yakın bir ilişki içerisinde çalışan insanlar. Bunun içine Hulusi Akar'ı ve yeni Savunma Bakanı olarak atanan Yaşar Güzel Pasa'yı da eklerseniz zaten aynı ekip. O ekibin kurguladığı dış politika çizgisi devam edecek. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Profesör Doktor Oğuzlu, değişikliğin dış basındaki yansıması hakkında da konuştu. Hiç olumsuz bir algıyla ben karşılaşmadım. Bu aslında yeni kabineyle de alakalı bir şey. Sadece Hakan Fidan olarak bakmayalım. Diğer bakanlıklara atarak kişilerle de alakalı. Genellikle alanının uzmanı olan insanlar, teknokratik bir bakış açısıyla yönetime yaklaşan insanlardan oluşan bir kabine var bu. Bu daha rasyonel, daha sağduyulu ve daha hesap kitap perspektifinden politika yapılacağını gösteriyor. Önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki 5 yıl içerisinde, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde. Dışarıdan yana olumsuz bir algı yok.